Arkadaşlar gitmese miydim acaba? Ananı s**eyim. Lan adam. Salağın önüne geldim. Salağın önüne geldim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Gamer'dim kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyunu bölümünden hepinize selamlar. Gençler, uzun süre sonra bir oyun için heyecanlıyım gerçekten. En son işte VHS falan biraz heyecanlandırmıştı. O da çıktığı gün bitti zaten oyun. Ama ben bu oyunun öyle olacağını düşünmüyorum. Aylardır, hatta yıllardır beklediğimiz bir oyun. Tam tarihini hatırlamasam da bu oyunla ilgili küçük bir bilgilendirme videosu da çekmiştim. Böyle bir oyun çıkıyor, çıktığında oynayacağız diye. Oyun sanırım 18 Ağustos'ta çıkıyor. Fakat şu an betası çıkmış durumda gençler. Ve 3 günlük deneme hakkımız var. Dilerseniz Steam'den erişim talep edebilirsiniz oyuna. Eğer beta size çıkarsa bu 3 gün içerisinde deneyebiliyorsunuz. Ayın 28'inin gecesinde bitiyor. Bana düşmedi fakat Tolga abime düşmüş. Sağ olsun hesabı verdi, onun hesabından oynayacağım bugün. Birkaç yabancı yayıncıdan izledik. Hani böyle gerçekten film izliyor gibiydik yani, o derece odaklandık oyuna. Ben bildiğim kısımları size anlatarak oynayacağım. Aynı zamanda da beta dediğim gibi 28'inde bitiyor. Beta bitene kadar elimden gelince bu oyunun videosunu çekmeye çalışacağım. Yani önümüzdeki bir haftayı falan bu oyunun videoları kaplayabilir. Gençler, şimdi oyunun tutorial kısmına geldim. Bu kısmı gameplay gibi yapmamışlar. Böyle videolu bir anlatım yapmışlar. Bildiğim kısımları size buradan özetleyeyim ki hani oyunu izlerken yabancılık çekmeyin. Oyuna bu şekilde başlıyoruz, ipe bağlanmış şekilde ve kurtuluyoruz. Evin içerisinde bu şekil küçük alet çantaları var gençler. Gördüğünüz gibi onunla etkileşime giriyor. Ve onun içerisinden eşya çıkartabiliyorsunuz. Çıkardığımız eşya kilitli olan kapıları açmamıza yarıyor. Bu kilitli olan kapılar da bizim için önem arz ediyor. Gördüğünüz gibi katilin arkasından geçti ve arabadan diğer tarafa geçiyor. Çok ses çıkarmadığımız zaman fark etmiyor yani. Gençler, bu oyunu diğer oyunlardan ayıran en büyük özellik oyunun 4v1 mantığında değil 4v3 mantığında olması. Yani 4 kurban 3 katil var. Tek bir katil o 3 katili de kontrol etmiyor. Oyundaki herkes online. Yani her bir katil farklı bir online kişi demek. Ve üçü de aynı anda haritada dolanıp sizi avlamaya çalışıyor. Şu şekil kemiklerin yanından koşarak geçerseniz bir ses baloncuğu çıkartıyorsunuz gençler. Ya da herhangi bir şey tamir ederken falan bunu hızlı bir şekilde yaparsanız bir ses baloncuğu çıkartıyorsunuz. Aynı şekilde kapılardan hızlı bir şekilde geçmek de ses baloncuğu çıkartmanıza sebep oluyor. Bahsettiğim kutular da bunlar. Aynı şekilde heal şişesi de bulabiliyorsunuz bu kutulardan. Bu gördüğünüz iskeletlerden de kemik alarak az önce gördüğünüz ses çıkaran kemikleri yok edebiliyorsunuz gençler. Bu şekil katillere arkadan yaklaşıp saldırabiliyorsunuz eğer elinizde item varsa. Sadece 2 tane item taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar yanınızda. Ve gördüğünüz gibi bahsettiğim kilitli kapılar da bunlar. Bu şekil metal kapıları açarak escape adına büyük bir hamle yapmış oluyorsunuz. Tek kaçış yolu o tarz kapıları açıp gitmek değil. Gördüğünüz gibi füze kutusunun sigortalarını yerleştirerek de çıkış yolu açabilirsiniz. Yani tek bir çıkış yolu yok gençler. Evet gençler, bildiğim kısımları elimden geldiğince anlattım. Oyun içerisinde de denk geldikçe göstereceğim. Şu an birileriyle davet atıp girme yok. Ana oyuna muhtemelen gelir SVF mantığı şeklinde. Buradan isterseniz aile, yani katil tarafını, isterseniz de kurban tarafını oynayabiliyorsunuz. Bugün tabii ki kurban kısmının videosunu çekeceğim gençler. Ama oyunun katil kısmı da keyifli. O kısmın videosunu da çekeceğim, yakın zamanda gelir, merak etmeyin. Klasik korku filmlerinde ilk ölecek kız kombini arkadaşlar. Şimdi ben karakterlerimizi tanıtayım arkadaşlar, alttaki killerları. Zaten Leatherface'i biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Diğer ikisi ilk Texas katliamı filminin karakterleri arkadaşlar. Bir tanesi aşçı, bir tanesi de otostopçu. Özellikle şu otostopçu olan çok tilt bir karakter. Eğer ilk filmi izleyenler varsa ne demek istediğimi anlar. Aşırı embesil hareketleri var, böyle 3 IQ takılıyor. Birazdan koşuşundan da anlarsınız. Gençler, oyundaki bütün karakterlerin kendilerine has özellikleri var. Zaten yanlarımızda görüyorsunuz. İşte kimisi katillere sanırım hasar verebiliyor, saldırabiliyor yani. Kimisi katilin yerini görüyor. Benim karakterimin tamir gücü çok yüksek diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Aynı şekilde katillerin de kendi içerisinde özellikleri var. Mesela Leatherface testerelerle bizim atlayabildiğimiz palet tarzı şeyleri kırabiliyor. Yani bizim kaçış noktalarımızı yok edebiliyor. Şu aşçı olan duyu yetisi çok güçlü. Kurbanları hani rahat bir şekilde duyabiliyor. Ve bizim indiğimiz ya da çıktığımız merdivenlerden o da inebiliyor. Normalde Leatherface falan yapamıyor bunu. Diğer salak da tuzak atıyor. Aynı zamanda bizim geçebildiğimiz küçük aralardan ya da deliklerden geçebiliyor. Bunu Leatherface falan yapamıyor. Üçünün de ellerindeki silah farklı ve Leatherface daha fazla hasar vuruyor. Genel olarak kurban avlama üzerine bir katil yani Leatherface. Diğer ikisi biraz daha stratejik. Bu arada ilk defa oynayacağım. Anlattığım bilgileri tamamen izleyerek elde ettim. Evet gençler, giriş animasyonumuz bu şekilde. Çok güzel bir giriş animasyonu var. Yapmamız gereken şeyler anlatıyor bize. Kapıların kilidini aç diyor ve git diyor. Çok basitmiş gibi anlatıyor ama peşimizde azılı bir katil var. Evet. Basement'ta asıldık arkadaşlar. Şu film havasına bir bak ya. Kurtulmam lazım. Arkadaşlar, oyunda bir şeyleri yapma mantığı. Şu ses barı en aşağıdayken E'ye basarak ya da en aşağıdayken değil de full doldurmadan, oradaki barı doldurarak ses vermeden halledebiliyorsunuz yapmanız gereken şeyleri.
Bak mesela buralar şu an kilitli ama dediğim mantıkla ses çıkartmadan açabiliyorum. Ve buralar sadece bizim geçebildiğimiz noktalar. Şöyle hatta geçeyim göstereyim. Şu... Bir de bunların büyük babası var arkadaşlar, Grandpa var. Filmi izleyenler biliyordur ilk filmi. O birazdan uyanacak. O da level atladıkça falan killerlara info veriyor. Şimdi ilk itemimi aldım. Bu item ses çıkardığım noktaları yok ediyor arkadaşlar. Bahsettiğim bir diğer aralarda şunlar. Bu tarz aralardan sadece biz geçebiliyoruz da bu arada bir dakika. Etraf sarı yanıyorsa katil bize geldi demektir arkadaşlar. Öyle bir bilgi almıştım. Allah belanı vermesin. Hoppa geliyor. Arkadaşlar space ile hızlı koşuyoruz. Oyunun tuş ayarı şu an var mı bilmiyorum da. Bir tık gerilmedim desem yalan olur. Bu arada şu an Bubba da Basement'tan çıkamıyor. Basement'tan çıkabilmesi için Bubba'nın, büyük babanın uyanması gerekiyor arkadaşlar. Şu kapıyı da kapatalım bu arada. Arkamızdan gelirse falan haberimiz olsun. Şu noktayı da açalım. Yani bu tarz noktalar dediğim gibi arkadaşlar kaçış için önemli olduğu için gördüğümüzde açmamız lazım ve büyük baba uyandı. İlk filmi izleyenler bu büyük babayı hatırladı bile arkadaşlar çoktan. Aha! Büyük baba bağırdı arkadaşlar, yerimizi gösterdi. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim ses çıkartma noktaları bunlar. Az önce aldığım kemiklerle bunları bu şekilde yok edebiliyorum ki hani koşarak oradan geçtiğim zaman ses çıkartmayayım. Katiller de kapıları açıp kapatabiliyor. Fakat kaçış için belli bir oranda şey sağlıyor bize. Tamam. İkinci itemimizi aldık. Bu itemde arkadaşlar kilitli olan metal kapıları falan açmamı sağlıyor. Bu arada şu gördüğünüz et gibi şeylerden de katiller kan alıyor. Ya da bize vurarak kan alıyor ve büyük babayı besliyorlar. Büyük baba level aldıkça da işte yerimizi belli ediyor falan, belli başlı özellikler kazanıyor. Aha! Arkadaşlar bir tane kilitli kapıyı buldum. Şimdi mouse'umuzu çevirerek doğru yeşil noktayı bulup ardından E spamlememiz gerekiyor. Hatta basılı tutmamız lazım spamleyip. İkinci yeşil noktayı bulacağım. Tekrar yarıladım. Son yeşil noktayı da buldum. Tamam, bir tane kilitli kapımızı açtık arkadaşlar. Şimdi bu kapıyı hızlı bir şekilde açtığı için bu kapı her türlü ses veriyor. Lan bu ne? Ceset buldum. Aha! Arkadaşlar burası basement'tan kurtulduğumuzun işaretidir. Henüz daha tam kaçmadık ama. Arkadaşlar gitmese miydim acaba? Ananı s**eyim. Lan adam. Salağın önüne geldim. Salağın önüne geldim arkadaşlar. Ulan önümde de kesilmiş kafa var, bacak var. Bu ne, mezbaha gibi bir yere geldim. Geri mi inseydim ya? Allah belasını versin. Nereden açtım? Arkadaşlar şu an bildiğiniz evlerine geldim şu an. Bubba'nın evinde bak. Salağa bak. Oyunun gerilimi inanılmaz bak. Survivor tarafının gerilimi gerçekten inanılmaz. İzlerken de aynı şekilde geriliyorum. Lan beni de gördün mü lan? Oğlum. Şaka mı bu? Oğlum öbürü aşçı da orada. Burayı niye böyle ekstra koruyorlar? Beni mi biliyorlar? Bubba sinirlendi, testeresi yandı arkadaşlar. Ya hayır bak, şuradan item alacağım, o yüzden gitmiyorum şu an. Abi niye kaşınıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Muhtemelen büyük baba orada. Büyük babayı korumaları gereken bir mevzu da var galiba. Ona tam hakim değilim arkadaşlar. Oyunu bilen varsa. Arkadaşlar ben itemimi alayım kaçayım, ne diyorsunuz? Ben itemimi aldım. Ben bir geri aşağı bineyim arkadaşlar. Olmadı geri çıkarız ya. Vallahi gerildim evin. Bu mallar hep burada dolandığı için. Şöyle aşağı bir tekrar inelim. Aa, bu kapıyı da bu şekilde kilitleyebiliyormuşum arkadaşlar. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu riski almalıyız. Tekrardan orada çarpışacağız. Arkadaşlar geri mi insem? Oğlum. Hayır, hayır, hayır. Allah, vallaha gördü. İn aşağı, in aşağı, in. Abov! Arkadaşlar E'ye basamadığım, düştüğüm için şey oldu. Anladınız siz ne olduğunu. O da inebiliyor bu arada. Söylemiştim inebildiğini. Ama buradan geçebiliyor mu onu tam bilmiyorum. Bubba da delirdi. Help low, help low. Canım iyi diyorsun da. Arkadaşlar şurada bekleyelim, gelirse buradan geçeriz. Ananı satayım. O da geçebiliyor mu oradan? Geçemiyor değil mi? Allah! Fake'i attı vallahi şerefsiz oğlum. Ebedi oyuncusuna fark mi? Fake mi atılır? Ayıp ediyorsun. Şöyle fake'imizi de versek biz. Ne yapıyorsun? Basılımı mı tutmam lazım? Spamlemem mi lazım? Aha! Adama koydum tekmeyi arkadaşlar. Barım bittiği zaman ölüyorum bu arada. Barım bittiği zaman ölüyorum. Arkadaşlar. Aha! Kanamadan öldük. Vallahi öldük kanamadan. İndirdi. Şimdi ölüm mantığını da anlatacağım ben size. Yani biraz öğrenme maçıydı tabii. Çok çok gerilimli ya. Şimdi arkadaşlar ölüm mantığını anlatayım. Hani DB'deki böyle asılmaydı. İki kere asıldım, üç kere asıldım mantığı yok.
Bir cam barımız var görüyorsunuz sağda. Bu cam barı her darbe aldığımızda azalıyor. Dediğim gibi Leatherface daha fazla vuruyor. Ve bu cam barı herhangi bir katilin darbesiyle sıfırlandıysa o katil direkt olarak mori çekiyor ve öldürmüş oluyor bizi. Fakat az önceki gibi kanamadan yere düşersem ya da yüksek bir yerden düşüp cam barım sıfırlanırsa otomatik olarak recover yapıyor ve yerden 40 canla falan kalkıyorum. Yani önemli olan son darbeyi katilin yapıp yapmadığı. Fakat bu recover olayı da sınırsız değil. Bir iki kere kanamadan yere düştükten sonra otomatik olarak yine ölüyorsunuz. Az önceki şanssızlığım neydi arkadaşlar biliyor musunuz? O merdivenden inerken bana darbe vurdu ya. Onu yaptığı zaman gerçekçi bir şekilde animasyonunu bozuyor. Yani o sana vurmasına rağmen inemiyorsun. Tam ben merdivendeyken bana vurduğu için beni düşürmüş oldu. Düşürünce de cam barımın yarısından fazlası gitmiş oldu. Bana denk geldi o gerçekçilikte. Şu oyunda mal adamı nasıl bulmayı başardım? Bak ready veriyor çekiyor, ready veriyor çekiyor ya. Evet biraz daha dikkatli, biraz daha istekli hadi bakalım. Biraz da sakin olmam lazım. Ama gerçekten çok gerildim arkadaşlar survivor kısmı ya. Bir tane değil 3 tane katil var ya peşinizde. Bir de ses de çıkartmamanız lazım hani temel şey olarak. Yine asıldık hadi bakalım. Şurayı hemen kaldıralım arkadaşlar. Bak bu mesela öbürüne göre daha çok ses veriyor görüyor musunuz? Her bir E basışımda Allah bismillah. Arkadaşlar şu an bizle birlikte Bubba da basement'ta. Basement'ın kapısı da şu. Ve büyük baba uyanmadan Bubba da basement'tan çıkamıyor. Şu an oradaki işte atlama noktalarını falan kırıyor. Basement'ın kapısını açarak biz de evin üst katına ulaşabiliyoruz. Şöyle yerlerde de saklanabiliyorum bu arada. İşte bahsettiğim atlama noktalarından bir tanesi de şu arkadaşlar. Şöyle. Buralardan killer'lar geçemiyor ama Bubba testeresiyle tamamen yok edebiliyor onları. Bubba'nın ses bu taraftan geliyordu. Oraya çok biz bir bulaşmayalım. Şuradan şöyle yavaş yavaş götüm götüm bir ilerleyelim. İlk olarak Bodrum'dan çıkışın bir yolunu bulmamız lazım. Bunun için tabii ki de iteme ihtiyacım var. Hadi bakalım Grandpa uyandı yine. Bak az öncekinin repair'ini hatırlıyor musunuz? Bir de bunun repair'ine bak. Aynı Friday mantığı gibi yapmışlar arkadaşlar. Zaten 13. Cuma'nın yapımcılarının oyunu. Bilmeyen varsa onun da notunu düşeyim. Bu ne? Aha health bar'ı da aldık. Çok güzel. Biraz daha güvenli gezebiliriz en azından. Lan! Oğlum öbür imbecil sandım. Kanka ne yapıyorsunuz burada? Aa buna heal basabiliyorum ama basmayacağım. Şu an benim yaşamam lazım çünkü arkadaşlar Bubba şu an... Allah belasını versin. Bubba şu an... Ananız... Oğlum bunların gelme sesi de yok ya arkadaşlar. Yani gelme sesi yok derken sana net bir şey vermiyor. Sadece etrafın sarı kırmızı falan yanıyor öyle devletteki gibi çok bir şey mantığı yok. Şu an yanımda değil şuradan bir geçelim hemen. Yavaş geç kızım yavaş geç. Ananı satayım gördü mü lan beni? Görmedi. Bir şey yok. Bir şey yok. Aha kapıyı kapatmadı lan. Ben şu canı bir dökeyim. Çünkü yukarıdayken kullanma vaktim olmayabilir. Hadi bismillah savaşa gidiyoruz. Etraf sarı yanmaya başladı. Purple escaped the basement. Şuradan geç hemen. Büyük baba elini ayağını sikeyim büyük baba. Lan! Oğlum adam orada. Heal barını al yine. Allah belanı ver. Aha! Trebe'de yakalandık. Lan oğlum! Dolapmış kapı sandım. Abicim bana bir... Müsaade sana zahmet. Şu an hiçbir şey de görmüyorum ki. Aa, oğlum şu an neler yapıyorum arkadaşlar ya şu an. Neler yapıyorum? Bana biri açıklayabilecek mi şu an neler yaptığımı? Sıçtım batırdım ya. Burada da mı tref var? Burada da tref var. Aha öldük yine moru yedik. Bak chase mantığını tam çözemedim ya. Lan en imbesilini öldük ya. Adam 3-3-3 vura vura sinek gibi ısıra ısıra öldürdü bizi anasını satayım. Gençler oyunu izlerken kaçış mantığı çok basit geliyordu. Yani kovalamacalardan bahsediyorum. Hani böyle küçük aralardan geçiyorsun, deliklerden geçiyorsun, katiller geçemiyor falan. Ama gerçekten öyle değilmiş. En azından alışana kadar bu şekilde sürekli öleceğiz gibi. Evet bu kez Sony olduk arkadaşlar. Başlangıçta kapılar herkese gözüküyormuş. Okey kilitli kapıları herkes görebiliyor başlangıçta. Bubba da bizle birlikte basement'ta başlıyor. Diğer killer'lar yukarıda. Onlar o sıra tuzak muzak hallediyorlar işte. Allah bin belanı versin senin. Kanka sana kapıyı açmış gibi oğlum gel istiyorsan. Oğlum siz salak mısınız? Salın beni sikisi. Ne bakıyorsanız yine orta anasını satayım. Bir heal barı daha buldum. Şuradan item alayım. İtem alayım diyorum da Bubba gelecek. Nereden gelecek bu? Şu arkayı da açalım gelirse kaçarız hemen. Gerizekalı. Arkadaşlar Bubba'nın götü kocaman olduğu için tabii ki şu aralardan ya da şu deliklerden geçemiyor. Ama öbür cılız olan az önce bizi öldüren geçiyor. Allah belanı versin. Oğlum çok gerilimli, çok gerilimli ya. Arkadaşlar Totos'unu kurtaran kaptan. Bak gördüğünüz gibi killer geldiği gibi hiç kimse ne birbirini tanıdı. Ne body block alayım DBD'deki gibi falan. Hiçbir şey yok.
Şunu satayım. Oğlum bu deliyle bizi niye basement'ta başlatıyorlar ya? Allah! Kırdı orayı da. Tamam şu aradan geçelim hemen. Bu işsiz bizim yerimizi biliyor gibi. Kitleyebiliyor muyum burayı? Lan! Oğlum kitledik de adam dibimize gelmiş. Oğlum sıçacağım şimdi oyunun geri. Vallahi altıma sıçacağım şimdi ya bir anda. Oğlum bir şey diyeceğim bak kapı. Şu kapı çok önemli arkadaşlar da. Toolkit'im yok ya. Lan manyak herif gördü mü lan? Ooo direkt diğer çıkış kapısını buldum ama Allah belanı versin. Hayvan herif vurdu lan. Tamam şimdi bunu kırmakla uğraşacak. Bir daha geç şuradan. Şuradan vurdu değil mi o bana? Şuna bak arkadaşlar canımın içine sıçtı ya. Hemen şunu basalım. Tamam onu da kırmakla uğraşacak. Onu kurarken şuradan tüyelim. Tamam bu maç biraz daha iyiyiz, biraz daha iyiyiz. Aha toolkit. Hoppa ne olur gelme. Hoppa. Öbür salak geldi. Kim lan o? Hoppa mı öbür salak mı? Şu an onlarla uğraşamam. Şunu alırsam belki de en azından kendi çıkışımı, kendi ipimi kesebilirim arkadaşlar. Bu arada birisi gelirse katil falan bunu bıraktığım zaman sıfırdan başlıyor. O yüzden bu itemi almam çok önemliydi. Yalnız bir tane daha adamı indirdiler. Şerefsizler Palo ailesi gibi ya. Şuna bak her yer ceset dolu. Ya bu kapı çok tehlikeli arkadaşlar. Evin tam ortasına açılıyor ya. Ya. Sen ne davar bir herifsin ya. Sen ne davar bir herifsin ya. Upadan kaçması biraz daha kolay. Çok vuruyor tamam ama. Şu an arkadaşlar bir tane lockpick kullanabileceğim kapıdayım. Oğlum bunun tamiri ne böyle? Neyse ki şu beyaz çizgilere getirdiğim zaman oradan devam ediyor bir sonraki başlangıcında. Tamam. Müzik artıyor bir şey oluyor. Hadi bakalım arkadaşlar bismillah. Grandpa 2 level oldu. Şunu da kes. Ya. Ananı avradını. Oğlum ne oldu lan? Lan o kadar yaşadık 2 saniyede biçtiler ya bizi. Evet arkadaşlar Bubba Morris'i de yiyelim. Zor vallahi zor ya bu metal kapılar ses verdiği için arkadaşlar bunları açtığınız an direkt yeriniz belli oluyor. Bak üçü birden buraya geldi gördünüz mü? O kapıyı açıp sonrasında galiba oradan direkt gitmemem lazım. Hani oraya bir çekeyim onları sonra başka yerden dolanırız. Gençler şunu fark ettim 3 maçtır karakterimin kendi özelliğini kullanmıyorum. Çünkü gerçekten oyunda bir saniye bile odak kaybetmemeniz gerekiyor ve hiç aklıma gelmiyor yani hani o özelliği kullanayım şu an falan diye. Ne oluyor lan? Beni mi duydu? Aha özellik kullandı bizi duydu arkadaşlar. Ya dedeciğim al, toprak olmuşsun toprak daha ne bu yaşam azmi ya. Bana mı geliyor? Bana gelir tabii yani o 150 yaşında adamsın yani hani neyin yaşam azmi arkadaşlar hala yanlış mıyım? Bir de kitle. Bu arada bu kapılar Home Sweet Home mantığı gibi arkadaşlar Bubba bu kapıları da temelli yok edebiliyor. Bak bak özelliğimi kullanarak şeyleri görüyorum. Allah belanı versin keşke görmeseymişim. Ha Survivor'ları mı görüyorum ben? Geç şuradan geç. Oğlum ne oluyor? Ya bir tek ben mi varım bu soktuğumun oyununda? Cık, bak oradan önüme geliyor. Sayın Bubba'cım. Allah bin belanı versin seni. Onu ya Allah aşkına bir kere de onları kovalayın ya. Arkadaşlar niye sadece ben? Kullan, çabuk kullan. Gerilim, gerilim, gerilimi severiz arkadaşlar. Alışırız, alışırız. İzlemediğimiz korku filmi kalmadı, oynamadığımız korku oyunu kalmadı. Hiç sıkıntı yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Ah, nereye geldik? Şuradan hemen geçip... Hemen geçerken vurabiliyor bu arada. Aynen, yetimlikleri. Arkadaşlar bugün escape alamayacağız gibi anlaşılan. Ama gerçekten çok zor. Hani bununla mı uğraşayım? Sandıktan şeyi çıkartayım, kilit mi açayım? Bununla uğraşayım bence. Şu an üçünü de görüyorum arkadaşlar.
Bak o da beni dinliyor şu an. Aa ben kanamadan gidiyorum oğlum niye? Ama fuse box'ım yok ki içerimde. Senin Allah bin belasını versin, bin belanı versin artık. Sal beni bir ya. Bu dikenli telden geçince mi kanıyorum acaba ya? Ne olur git ya. Geldi Allah'ın belası da. Arkadaşlar ben tek mi kaldım ya? Evet sona kaldık arkadaşlar harbiden. Duydu bir de beni. Oğlum zor. Arkadaşlar alın size Killer'ın güzel olduğu bir oyun. Hayvan herif yavaş gel. Şurayı da bir kırmadı. 100 kere geçtim şuradan. Ya aşçı. Git yemeğini mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi ya. Vallahi kan kaybından gideceğiz zaten arkadaşlar. Çok bir şey yapmamıza da gerek yok açıkçası. Bir şey diyeceğim ben şuradan bir dolap molap bir şeyin içine bir girsem. Nasıl oluyor? Ses mi veriyorum? Biraz kalayım arkadaşlar burada. Ses veriyorum galiba ya değil mi? Ne yapıyorsun gerizekalı? Ne yapıyorsun? Ya bunun özelliği kaç saniyede bir geliyor? Beni yine gördü. Nerede? 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 Çok yakın şu an ama. Evet arkadaşlar kanamadan bayıldım. Yerimi görüyorlar mı düştüğüm zaman bilmiyorum ama şimdi otomatik recover yapıyor. Kalktığı zaman 40 canla devam edeceğim. Şu an dibimde olmadıkları için işte mori çekemiyorlar. Anlatmaya çalıştığım kısım buydu. Ah buradan da duyun ama en azından kapıyı üstümüze kapatmış olayım. Oha uzun sürüyormuş lan. Ha arkadaşlar. Oğlum tek kaldım şu an çok daha gerilimli ya. Senin Allah belanı versin. Çocuğu yaşlı. Bağıracak zamanı buldum değil mi yaşlı piç? Burası aşağıya bak aşağıdan yukarıya çıkma yerine de trap koymuş şerefsiz. Buna ben saldırabiliyor muyum? Bunu yanayan zaman beni görüyorlar galiba. Aha. Arkadaşlar. Özgürlüğe koşuyorum. Burayı ilk filmin finalinde hatırlayanlar vardır. Var mı peşimden gelen? Stamina'yı çok harcamayalım. Geliyor Allah'ın belası deli geliyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu yolun sonunda elektrik oluyor arkadaşlar. Eğer jeneratörden elektriği kapatmadılarsa kaçamayacağım. Bakayım. Var mı lan elektrik? Tam göremiyorum ama. Ya gelişe bak Allah'ın belası salak psikopat. Kanamadan gittin deme bana ama ya kanamadan. Evet ikinci kez kanamadan gittiğim zaman ölüyormuşuz arkadaşlar. Ulan tam çıkışa çok az kalmıştı ya. Elektrik varmış bu arada zaten gidemeyecekmişim. Hareketlere bak hareketlere bak. Bir tane kamyon gelecek götten girecek şimdi yolun ortasında boş boş hareketler yapıyor. Ben daha kaç puan yapayım arkadaşlar? Evet gençler çok yaklaştık. Kanamadan ölmeseydim bilmiyorum belki bir şeyler yapardım. O son kısmı merak edenler için de şöyle açıklayayım. O son kısımda dümdüz gittiğiniz zaman yola ulaştığınızda kaçmış sayılıyorsunuz. Fakat o yolu kapatan bir elektrikli yol var. Eğer evin etrafındaki jeneratörü bulup o elektriği devre dışı bırakmazsanız o kaçış yolu da devre dışı yani. Ki Bubba'nın animasyonundayken gördüm orada elektrik vardı. Zaten kaçamayacaktım yani her türlü. Gençler bu videoluk benden bu kadar olsun. Oyun muazzam. Gerçekten çok gerilimli. Çok fazla bir şey gösteremedim kusura bakmayın. Ama kaçış mantığı devredeki kadar basit de değil zaten fark ettiniz. İşte sigorta bulacaksın onu açacaksın. Ya da ne bileyim su vanasını kapatacaksın. Zaten bu bahsettiğim olayları yapabilmeniz için önce bir bodrum kapısını açıp yukarı katlara ulaşmanız lazım. Yukarı katlarda da zaten orada dolanıyor katiller. Hani evin içinde dolaşıyorlar. Alışma sürecinden sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle Ağustos'ta çıktığı zaman çok fazla bir şekilde çekebiliriz bu oyunu. Siz de lütfen oyunla ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.